Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ve etbai ecmain. Güzel bir duayla başlayalım. Burada güzellikler var. Güzel insanlar var. Güzel bir iş için bir araya gelmişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam camiye doğru yürürken, yeni bir işe başlarken hep şöyle dua ederdi. Allahümme iftahli ebvabe bir rahmetike. Allah'ım rahmet kapılarını bize, bana aç derdi. Rabbim inşallah rahmet kapılarını bize açsın. Mağfiret kapılarını bize açsın. Üzerimizde her daim rahmetini, bereketini, afiyetini, selametini üzerimize yağdırsın. Nice nice güzel işler yapabilmeyi, kendi rızası için, kendi rızasına uygun, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun, güzel işler ortaya koyabilmeyi bizlere nasip eylesin. Her işimize de rahmet versin, bereket versin, afiyet versin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Kendisi için bir hayır kapısı açılan kimse, onu bir fırsat bilip değerlendirme hususunda acele etsin. Zira o kapının ne zaman kapanacağı belli olmaz. Allah her insanın karşısına her alanda fırsat olabilecek kapılar açmaktadır. İşsiz kalmışsınızdır, bir hayır kapısı açar, işsizliğinizi giderir. İhtiyacınız vardır, Allah bir kapı açar, ihtiyacınızı giderir. İlim anlamında bir derdiniz vardır, Allah bir kapı açar, idrakinizi, fehminizi artırır. İmana erişmek istersiniz, hidayete ulaşmak istersiniz, Allah önünüze bir kapı açar ve size fırsat verir. Allah hiçbir topluluğu, hiçbir insanı fırsat vermeden helake ya da cehenneme atmaz. Bu fırsat geldiğinde insan o fırsatı değerlendirmekte acele etsin. Şimdi kardeşlerimiz mesaj atıyorlar, arıyorlar, soruyorlar, davet ediyorlar. Böyle bir güzellik var, böyle bir sohbet var, böyle bir ortam var. Sen de gel buna dahil ol diye davet yapıyorlar. Aslında o insan bizim için, bizim hidayete, imana ulaşmamız için Allah'ın bize verdiği bir fırsattır. Kişi o fırsatı değerlendirme hususunda acele etsin. Bakın bir hayır kapısı. Hayatın her alanı için bu geçerlidir. Allah o kapıyı açıyor. Ama hadisin devamında diyor ki, o kapının diyor ne zaman kapanacağı belli olmaz. Acele et. Yarın yaparım, bir sonraki gün yaparım, biraz büyüyünce yaparım, biraz zaman geçince yaparım. Hele şu işleri halledelim, ondan sonra yaparım. Bir firmanın camında şöyle bir etiket görüyorsunuz. Falanca ürün şu kadara düştü. Fiyatı 10 lirayken 5 liraya düştü. Fırsatı kaçırmayın diyor. Oradan elde edeceğimiz, bedel ödeyerek, para ödeyerek elde edeceğimiz bir madde, bir cisim için saatlerce kuyrukta bekleyebiliyoruz. Ama Allah iman hususunda, hidayet hususunda da bize bir fırsat veriyor. O fırsatlardan birisi şu anda hepimize verilmiştir. Esma-ül Hüsna dersleri, böyle bir ortamın içerisinde olmak, böyle insanlarla birlikte olmak, ayet duymak, hadis duymak, sohbet ehli olmak, ilim meclislerine idrak etmek değil mi? Bakın o fırsat bugün bize verildi.
Eğer biz Allah muhafaza cehenneme gidersek itiraz hakkımız kalmayacak. Neden? Rabbimiz diyecek ki ey kulum ben sana bir fırsat vermiştim. Seni son anda bir kazadan kurtarıvermiştim. Seni şöyle bir kötü işin içerisinden çıkarıvermiştim. Ve senin hidayete ulaşman için, imana ulaşabilmen için sana fırsat vermiştim. O kapıyı sana açmıştım. Ama sen o kapıyı değerlendirmedin. Sen o fırsatı değerlendirmedin. O fırsatı elinin tersiyle ittin, bıraktın. Allah muhafaza bunun neticesi olarak da ne yaptın? Cehenneme düştün. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Ne zaman, ne şekilde, nerede öleceğimiz belli değil. Şu anda aldığımız her nefes bizim için bir fırsattır. Cenneti kazanmak için, imana erişmek için, İslam'ı yaşamak için bizim için bir fırsattır. Ama o kapının diyor ne zaman kapanacağı belli olmaz. Acele edelim. Bu treni kaçırmayalım. Allah için yapacağımız işler konusunda ipe un sermeyelim. Bir an önce acilen hayır konusunda acele edelim. Bu kapı açıldı. El-Fettah, fetih kökünden gelir. Açmak, iki şeyin arasını ayırmak, hükmetmek, hüküm vermek, kanun koymak gibi anlamlara geliyor. Her derste yaptığımız gibi bir sureyle, bir ayetle o ismi, alakalarını kurup onun üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Fatiha suresi bunun için bir örnek olabilir mi? Adı üstünde. Fatiha, fetih, açan değil mi? Kur'an'ın açılışı, Kur'an'ın ön sözü, Ümmül Kura, kitapların anası. Bakın o ayetlerin son kısmında, o surenin son kısmında Rabbimiz şöyle söylüyor. Diyoruz ki dua ederken ya Rabbi bizi gazaba düşenlerin, dalalete düşenlerin, sapmışların yoluna değil de nimet verdiklerinin yoluna ilet. Nimet verdiklerinle, hayır kapısını açtıklarınla bizi birlikte eyle diye dua ediyoruz. Hemen sayfayı çeviriyorsunuz. İkinci sayfada Bakara suresi başlıyor. Ve orada elif, la, mim, zelikel kitabu la raybe fi hudellil muttakin. O açılıştan sonra, Allah'ın o hayır kapısını açtıktan sonra o yolu nasıl yürümemiz gerektiğinin pusulası bize veriliyor. Allah hayır kapısını açtı. Şimdi diyorsun ki ben o yolu nasıl yürüyeceğim? Bu kitap, kendisinde hiçbir şüphe olmayan bu kitap muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Bir hayır kaynağıdır. Bakın ayetteki ifadeler Yahudiler ve Hristiyanlar. Öyle tefsir ediliyor. Yahudilerin ve Hristiyanların yoluna iletme bizi. Bizi dosdoğru yola ilet. Onların yolundan bizi beri eyle. Ama nasıl? Hiçbir şüphe olmayan bu kitapla. Rabbimiz adeta burada şunu söylüyor. Şu açtığınız sayfalarda hiçbir şüphe yok. Ama diğer sizin elinizde o gün için Hristiyanlık ve Musevilik üzere olan Tevrat ve İncil kitabında bir şüphe var. Ama bu kitapta şüphe yok. Tahrif edilenden bahsediyorum. Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam zamanından değil. Peki o yolda yürüyenin ahlakı nasıl olacak? Ne yapacak o yolda yürüyen? Takva sahibi olacak. Ancak takva sahipleri için hidayet kaynağıdır diyor. Biz takvayı şöyle tarif ediyorduk. Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'tan hakkıyla sakınan insandan bahsediyorduk. Evet, bir bakıma öyledir. Ama hidayet arkasından geliyor. Peki insan hidayete nasıl ulaşıyor? Takva sahibi olarak.
Halbuki biz zannediyorduk ki iman etmiş adam, hidayet nasip olmuş adam, ondan sonra Allah'a yakınlığı, takvası, Allah'tan korkması artmış zannediyorduk. Halbuki şöyle de olabilir. Bu kitap ancak sorumluluk sahibi olanlar için. Bu yol ancak kendisini bu kitapla sorumlu hissedenler için. Bütün soruların bu kitaptan çıkacağına iman edenleri bu kitap hidayete ulaştırıyor. Aynı kitap onların elinde de var, bizim elimizde de var. Sahabe bir ayet duyuyor, iman ediyor. Biz 100 ayet duyuyoruz, hala aklımızda soru işaretleri var. Hala şüphelerimiz var, hala gelgitlerimiz var. Onlarla bizim aramızdaki fark, her zaman söylüyoruz. Onlar acele ediyorlardı. Allah onlara bir fırsat verdi, onlar bu konuda acele ettiler. Fetih suresi de olabilir El-Fettah ismini açıklamak için. Ama biz İnşirah suresini bu konuda tercih ettik. Neden İnşirah suresi? İnşirah suresi Efendimiz aleyhissalatü vesselama Duha suresinden sonra inen ayetler. Bazı alimlerimiz der ki Duha suresinin devamıdır aslında bu ayetler. Neydi ayetleri şöyle bir hatırlayalım. Bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak diye ayetler devam ediyor. İki rivayet var bu ayetlerin iniş sebebiyle ilgili. Bir tanesinde şunu söylüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Rabbimize İbrahim'i halil, Musa'yı kelim edindin. Dağları Süleyman'a rüzgarı ve şeytanları musahhar kıldın. İsa'dan yana ölüleri dirilttin İsa'nın eliyle. Benim için neyi takdir ettin? Benim için ne var? Rabbimiz diyor ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Biz senin şanını yüceltmedik mi? Biz senin ismini yüceltmedik mi? Nasıl yücelttik? Seni kendi adımızın yanına yazdırdık. La ilahe illallah diyorsun. Muhammedun Resulullah desen oluyor mu? Bir kere sen iman edebilmen için hem Allah'ı hem de Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kabul ediyorsun. Kabul etmek zorundasın. Bak diyor seni ismimizin yanına yazdırdık. Kim Allah'ı zikrettiğinde yanında Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı da zikrediyoruz. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın adını Rabbimiz böyle yüceltiyor. Ve Cerir İbni Hasan'ın rivayetinde diyor ki bu sure indiği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabına şunu söyledi. Dedi ki size iyi bir haber ve size bir müjde veriyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu surenin arkasından ashabına müjde veriyor. Bir sıkıntı ile iki genişlik ve kolaylık alt edemez mi? Bir sıkıntıyı iki tane genişlik, iki tane kolaylık alt edemez mi? Yenemez mi? Evet yener. Müjde ne biliyor musunuz? Allah bize bir sıkıntı, bir dert, bir problem verdiğinde onun yanında bize iki tane kolaylık, iki tane güzellik, iki tane selamet veriyoruz. Dert anlayışımız değişti mi? Sıkıntı anlayışımız değişti mi? Şu anda hissediyorsun ki sen çok sıkıntılısın. Borcun var, işleri iyi gitmiyor, evlenememişsin. İşte şu bela gelmiş, bu musibet gelmiş, hastalık olmuş, çocuk şu olmuş, bu olmuş. Bak bunların hepsi sıkıntı, dünyalık sıkıntılar. Allah El-Fettah ismiyle iki tane kolaylık veriyor bunun yanında. İki tane hanım vermeyecek şimdi hemen öyle. Madem öyleymiş iki tane hanım geliyor gibi kimse düşünmez. Bakın ızdırap, dert azaldı mı? Bak düşün, eğer böyle düşünürsek bunu anlayabilirsek hiçbir sıkıntı bize sıkıntı olarak kalmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz
her türlü sıkıntıyı, her türlü musibeti gördü değil mi? Ama Allah ne dedi? Biz senin şanını yüceltmedik. Kur'an, o ayetler, devam eden ayetlerde biz senin namını yüceltmedik mi? Ve diyor, o senin belini bükmüştü, o ağır yük. O Kur'an yükü senin belini ortadan ikiye kırmıştı. Ne diyor devamında? Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Zorluk gelmişse arkasından kolaylık geldi. Sıkıntı gelmişse arkasından bir genişlik geldi. Bu ayetlerle ilgili Ubey İbni Kab'ın bir rivayeti var. Diyor ki, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı şeyleri sorarken cesaret edemezdik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru sorma konusunda içimizde en cesurumuz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tı. Niye Ebu Hureyre? Niye bu kadar hadis rivayet etmiş? İlim öğrenmek istiyorsan cesur olacaksın kardeş. O diyor çok cesurdu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu soruyu sordu. Ya Resulallah dedi, peygamberlik hususunda geçmişte ne gibi belirtiler gördün? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedi ki, cidden çok önemli bir şey sordun ya Ebu Hureyre. Aleyhisselatü Vesselam 10 yaşından birkaç ay gün aldığı yaşındaki zamandaki olayı anlattı. Dedi ki, bir gün ben kırda dolaşıyordum. Hiç daha önce görmediğim, rastlamadığım bazı varlıklar geldi. Benim iki kolumu tuttu. Biri birine şunu söyledi. Dedi ki, bu aradığımız değil midir? Evet, bu bizim aradığımızdır. Hadi onu götürelim o zaman dedi. Onlar diyor, beni iki kolumdan tutup götürdüler ama hiçbir ağrı, hiçbir sızı, hiçbir tutulma hissi hissetmedim. Sonra diyor, beni yatırdılar. Sonra diyor, hiçbir acı hissetmeksizin bana cerrahi bir operasyon yaptılar. Göğsümü yardılar. Ne diyordu? Biz senin göğsünü yarmadık mı? Elen neşrah. Biz senin göğsünü yarmadık mı? Göğsünü açmadık mı? Benim göğsümü açtılar diyor. Sonra içerisinden kalbimi çıkardılar. Sonra onun içerisinden küçücük bir kan pıhtısı olan maddeyi, o kan pıhtısını aldılar, attılar. Sonra diyor, benim kalbimi zemzemle yıkadılar. Sonra diyor, geri yerine yerleştirdiler. Şakkı sadır diyoruz değil mi biz bu nasıl yerde? Göğsün ikiye yarılma mucizesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsü yarıldığında o kan pıhtısından attıkları şey içte bulunan kin, nefret, haset gibi duyguların onun kalbinden çekilip atılması. Kurbanda görüyorsunuz değil mi? Bir hayvanı kestiğiniz zaman, kalbini böyle ikiye yardığınız zaman siyah, böyle kan, pıhtılaşmış bir kan görüyorsunuz. Bizi belki cehenneme götürecek şey o. Hasedin, kinin, nefretin değil mi? Düşmanlığın yatağı olan şey. Biz neye karşı mücadele veriyoruz? Küçücük bir kan pıhtısına karşı mücadele veriyoruz. Temizleyen, arındıran, onu güzelleştiren ne yapıyor? İnşallah kurtuluşa eriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sonra diyor, kapattılar ve dediler ki, geç ve selamete eriş. El-Fettah ismi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinde tecelli ediyor. Diyor ki, buradan kasıt, bu surenin üzerinden kasıt birkaç şey olabilir. Biz senin göğsünü açmadık mı, genişletmedik mi meselesi. Tebliğ hususunda, davet hususunda Mekke'de işkence gördün, zulüm gördün, sıkıntı gördün. Biz senin o sıkıntılarını giderdik. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hemen bir sure öncesinde, Duha suresinde vahyin kesilmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içini daraltmıştı değil mi? Bunaltmıştı onu, sıkıntıya düşürmüştü.
Mekkeli müşriklerin onlara, ona söylemiş olduğu hakaret vari sözler içini daraltmıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte Rabbimiz İnşirah suresini indirerek orada onun göğsünü açtı. Göğsüne genişlik verdi. Peki El-Fettah ne demektir? El-Fettah iyilik, bolluk ve rızık kapılarını açan, bütün engelleri kaldıran, kalp ve basireti örten, ön yargı, peşin fikirleri gideren, bilmedik, bilinmedik perdesini kaldırıp ortaya çıkaran, hidayetle ilgili bütün problemleri çözen, imanla ilgili bütün problemleri çözen, işte kullarına fetihler nasip eden ve kıyamet gününde inananlarla inanmayanların birbirinin arasını ayıran, cennetin ve cehennemin kapılarını aralayan gibi anlamlara geliyor. Birinci anlamı şuydu: iyilik, bolluk ve rızık kapılarını açan. Şimdi dedim ya, işsizlik sıkıntısı var, maaş sıkıntısı var, para sıkıntısı var, borç sıkıntısı var. Nereye müracaat etmemiz gerekiyormuş? El-Fettah olan Allah'a müracaat etmemiz gerekiyormuş. Rızkımızın genişlemesini istiyorsak El-Fettah olan Allah'ı iyi anlamamız gerekiyormuş. Eğer onu iyi anlayamazsak bu sıkıntımız hiçbir zaman bitmeyecek bizim. Yaş 50 oluyor, 60 oluyor, 70 oluyor değil mi? Hala bir rızık endişesi var, hala bir rızık sıkıntısı var, hala bir ihtiyaç sıkıntısı var değil mi? Gitmiyor bak. Eğer biz o rızkımızı genişletecek olanın El-Fettah olan Allah olduğunu bilseydik bu sıkıntılarımız olmazdı. Bakın Allah bizim önümüzdeki engelleri de kaldırıyor. Dedim ya, bir yolda gidiyorsunuz. Sizi koruyan ne var? Dört teker üzerinde gidiyorsunuz ya bir araçta. Değil mi? Teknolojik olarak yapılmış, farklı özellikleri var. Freni var, şuyu var, buyu var değil mi? Bakın Allah sizin oradaki önünüzdeki engelleri kaldırıyor. Kaza yapmanızı engelliyor. Kaza yapmadığınız her gün El-Fettah'ı hatırlatabilir mi bize? Hatırlatabilir. Bizim imana gitmemiz için, İslam'a gitmemiz için önümüzdeki engelleri kaldırıyor. Hiç kimse iman noktasında şöyle engelim var, böyle engelim var demesin. Böyle bir mazeret yok. Namaz kılma hususunda şu engelim, bu engelim var demesin. Ne diyor mesela? Hocam hastayım diyor. Ayakta duramıyorum diyor. Oturarak kıl diyor. Hocam oturarak da kılamıyorum. Yatarak kıl. Hocam ona da imkanım yok. Gözünle kıl. Ama yeter ki kıl. Hiçbir engel var mıymış? Yok. Allah El-Fettah ismiyle önümüzdeki bütün engelleri kaldırıyor. Heva var, şehvet var değil mi? Kötü arkadaş var, şu var, bu var. İşte sen El-Fettah ismini anlayarak onlarla kendi aranda bir ayrım yapacaksın. Bir set çekeceksin. Bakın sahabe değil mi? Hazreti Ömer La ilahe illallah dedikten sonra hayatı değişti ya. Arkadaşları değişti mi? Değişti. Dostları değişti mi? Değişti. Çevresi değişti mi? Değişti. Sadece bakın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye gidiyor. Düşman La ilahe illallah dedikten sonra o geçmiştekilerin hepsi yerle bir oldu. Bak bizim sıkıntımız burada bu. La ilahe illallah diyoruz. İman yoluna gideceğiz diyoruz. İmana erişmek istiyoruz diyoruz. Hala ayağımızda prangalarımız var. O prangaları atmasak olmuyor. Herkesin kendi nefsinde, kendi özelinde o pranga, o engel neyse. Bakın El-Fettah ismine sığınırsak Allah o engelleri bizden kaldırır ve bunları gideriyor. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir adam geliyor. Ya Resulallah diyor, benim paraya ihtiyacım var, bana borç ver diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki bende yok. Oradan bir Yahudi ayağa kalkıyor. Diyor ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, istersen ben sana borç verebilirim diyor.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul ediyor. Diyor ki bir ay sonra ödemek şartıyla işte 30 dinar senden borç alıyorum. Ve borç isteyen adama o borcu veriyor. Borcun mühleti dolmadan, örnek veriyorum 10 gün 15 gün üzerinden geçince Yahudi geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, diyor ki ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam borcunu ver diyor. Siz Abdülmuttalip oğulları zaten diyor borç konusunda çok esneksiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer orada. Ya Resulallah diyor izin ver şunun başıyla gövdesini birbirinden ayırayım sana nasıl konuşuyor diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki hayır Ömer. Yahudi'ye diyor ki sen gel yarın sana borcunu vereceğim diyor. Süre dolmamış 30 gün ama adam 15 günde gelmiş. Sana diyor yarın borcunu vereceğim diyor. Yarın sabah gel diyor. Birkaç rivayet var, bir tanesini söyleyeyim. Hazreti Ömer diyor ki al bu adamı götür Medine'nin hurmalıklarına. En sevdiği hurma bahçesi, en çok istediği hurma bahçesi hangisi ise ona onu ver diyor. Bir başka rivayette diyor ki Beytülmal'den al o adama borcumuzu öde diyor. Hazreti Ömer adamı alıyor gidiyor. Birazdan Hazreti Ömer Allahu Ekber diye bağırıyor. Müslümanlar diyor ki Ömer adamın işini bitirdi diyor. Adamın kellesiyle gövdesini birbirinden ayırdı diyor. Ama mesele öyle değil. Yahudi diyor ki ben bir test yaptım. Ben bir deneme yaptım diyor. Bizim kitabımızda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en temel vasfı hilimdi. Yumuşaktı, yumuşak huylu olmasıydı. Ben onun denemesini yaptım diyor. Gördüm ki ben hakkım olmayan, zamanı gelmeyen bir borcumu istediğim halde o bana yumuşak davrandı. O senin yaptığın gibi yapmadı. Ve diyor ben onda bu vasfı gördüm. Kelime-i şehadet getirdim ve Müslüman oldum. Hazreti Ömer'in Allahu Ekber dediği buydu. Bakın o adamın kalbinin, basiretinin üzerinde bir perde vardı. Öyle değil mi? Perdesi neydi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Yahudiler çok iyi tanıdıkları, çok iyi bildikleri için, kendi öz evlatlarından daha iyi tanıdıkları için, kendilerinden olmadığı için ön yargıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştıkları için, bizden çıkmadı, Araplardan çıktı dedikleri için bir ön yargısı var. Allah El-Fettah ismiyle imana erişmek isteyen o Yahudinin o perdesini kaldırdı. Bakın böyle olumsuz bir tablonun içerisinden o ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Rabbimize iman etti. Bir başka şey, hidayetle ilgili bütün sorunları, problemleri çözen demektir. Baştaki okuduğumuz ayette neydi? Bakın çözüm noktası Kur'an. Eğer insan hidayete erişmek istiyorsa ilk müracaat edeceği yer Allah'ın kitabı. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Hidayete, imana erişmek isteyen insanın ilk yapacağı iş. Ama nasıl? Bir sorumluluk ahlakıyla hareket ederek. Bakın insanlar birkaç yolla hidayete erişirler. Birincisi şu. Kur'an'ı duyar duymaz iman ederler. Mesela adam yabancı bir ülkededir. Bir sabah ezanını duyar. Ne güzel der. İmana erişebilir. Güzel bir Kur'an duyar. İmana erişebilir. Güzel bir hadis duyar. Erişebilir. Güzel bir sohbet duyar. Güzel bir hocanın, bir alimin ile karşılaşır, konuşur, güzel bir Müslümanla karşılaşır, Müslümanın bir tavrı olur, bir güzelliği olur, onun yoluyla hidayete erişebilir. Ama direkt iman eder. Kur'an'ı duydu, direkt iman. Direkt teslim. Var mı Asr-ı Saadet'te? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali gibi sahabiler. İkinci yol ise Allah'ın içlerine kodlamış olduğu fıtratı, vicdanı, ahlakı
bozmayanlar hidayete erişebilir. Mesela şunu söyleriz değil mi? Hocam biz eskiden her türlü işi yaptık da şöyle bir güzelliğimiz vardı bizim ya. Kimsenin de malına mülküne bakmazdık. Zararımız kendimizeydi. Veya biz işte komşuya yardım ederdik, kısım akrabaya yardım ederdik. Ya bizde İslam, iman hiçbir şey yoktu, hidayet hiçbir şey yoktu. Ama böyle de bizim bir güzelliğimiz vardı. Sahabe içerisinde de var değil mi? O kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesinin engellenmesi, Ebu Zer el-Gıfari gibi işte putun üzerinde kendi kendine değil mi testler yapması. Bakın ne yaptı? Rabbimiz ikinci kısmı da böyle hidayete uğraştırdı. Üçüncü kısım ne? O ön yargıyla hareket edenler. Allah'ın hidayetten mahrum ettiği insanlar. Allah'ın kendisine sunduğu ikramlara nankörlük edenler. Şimdi Ebu Cehil'i göz önüne alın. As bin Vail'i alın. Nadir İbni Haris'i arın değil mi? Bakın bu adamlar Peygamber aleyhissalatü vesselamla aynı ortamda yaşadılar. Aynı zamanda, aynı zeminde yaşadılar. Böyle gördüler. Ticaret yaptılar, alışveriş yaptılar. Onun ahlakını gördüler, güzelliğini gördüler. Her türlü onun ahlaki özelliklerine tanık oldular değil mi? Yine de iman nasip olmadı. Haşa Allah işte Sad bin Ebi Vakkas'ın kalbini açtı da As bin Vail'in kalbini açmadı mı? El-Fettah ismi onda tecelli etti de onda tecelli etmedi mi? Hayır. İkisine de o fırsat, o ikram sunuldu. Birisi dedi ki niye bizden çıkmadı? Eğer mevzu peygamberlikse buna layık olan biziz. Eğer bu topraklarda birine hizmet, birine güzel davranışsa onun aslı biziz. Ne yaptı bakın? Ön yargıyla yaklaştı. Bundan dolayı da ona nasip olmadı iman. Bir başka alan neydi dostlar? Kullarına fetihler nasip eden. Allah El-Fettah ismiyle birlikte kullarına fetihler nasip ediyor. Eğer biz gerçekten El-Fettah ismini anlarsak tüm coğrafyalar bizim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bakın. Mekke'den nasıl çıktı? Sürülerek çıktı, sürülerek. Çıktı o dağın tepesine değil mi? Döndü baktı Mekke'ye dedi ki ey atam İbrahim'in şehri. Yeryüzünde senden daha sevimli bir şehir yok bana. Senden daha güzel bir memleket yok bana. Vallahi kavmim beni senden çıkarmasaydı, beni sürüp göndermeseydi ben asla seni terk etmezdim dedi. Aradan 20 küsür sene geçti. Aynı Mekke'ye nasıl girdi? Fatih olarak girdi, Fatih. Orayı fetheden bir komutan olarak girdi. Ama orada da bize bir ahlak öğretti. Eğer fetihin kaynağının El-Fettah olan Allah olduğunun bilincine varırsa insan devenin üzerinde iki büklüm. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendine işkence eden, hakaret eden o insanların huzuruna nasıl girdi? Devesinin hörgücüne sakalını sürterek eğilmiş bir şekilde girdi. Şunu dedi mi? Şimdi sıra bana geldi. Siz bize neler etmiştiniz? Siz bize neler yapmıştınız? Şimdi intikam zamanı dedi mi? Hayır. Ne diyordu ayet? Fetih senden değil. Biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Fethin kaynağı neresi? El-Fettah olan Allah. Mekkeli müşrikler duruyorlar onun karşısında. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onlar? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size ne yapacağımı umuyorsunuz? Benden ne bekliyorsunuz? Sen kerim bir babanın, kerim bir oğlusun. Biz senden ancak güzellik, ancak güzel işler umarız. Diyor ki ben bugün size Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum. Hepiniz gidin, salıverildiniz. Böyle bir savaş ahlak olur mu ya?
böyle bir fetih ahlakı olur mu? Dünyanın hiçbir karesinde, hiçbir coğrafyasında böyle bir fetih anlayışı göremezsiniz. Karşınızda size zulmedenler, işkence edenler. Diyorsunuz ki, hadi bugün affettim sizi. Hadi salıverdim. Ama dersen ki, Fatih benim, komutan benim, muzaffer olan benim, bunların hepsini ben yaptım dersen, önüne geleni ezersin, önüne gelene işkence edersin. Hazreti Ömer Kudüs'ü böyle fethetti kardeşler. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u böyle fethetti. Bu anlayışla fethetti. El-Fettah olan Allah'ın bilincine vararak. El-Fettah'ı tanımayan, bilmeyen, duymayan bir adam fethetse ne eder ya? Bir başka yönü var. Asıl fethi coğrafyaların fethi değildir, değil mi? Gönüllerin fethidir. Diyor ya, gönüller yapmaya geldik. Önemli olan bir insanın gönlünü fethedebilmektir. Gidersiniz zulümle, işkenceyle, silahla bir yeri alırsınız. Savaşırsınız, sizin memleketiniz olur orası. Ama Allah'ın rahmeti ve merhametiyle hareket etmezsiniz. Onlar silahlanır, güçlenir, sonra yine sizin karşınıza çıkabilir, değil mi? Onun için el-fetih, el-fettah anlayışı çok önemli dostlar. Peki ne yapacağız biz? El-Fettah olan Allah'ı hiçbir zaman unutmayacağız. Ne diyorduk? Bu hafta zikrimiz El-Fettah olacak. Görüyorsunuz değil mi? Hangi isimse o hafta dilimizde o zikir olacak. Yürürken, otururken, kalkarken. Ama bak değil mi? Burada öğrendin. Bunların üzerinde düşünerek, tefekkür ederek o ismi zikredeceksin. Yoksa işte haftaya El-Kabıt ismi. Bilmiyorsun ne anlama geldiğini. Bir hafta boyunca El-Kabıt diyorsun. İşler mi? Elbette faydası olur. Allah'ı zikretmek insanın kalbine, elbette suretine elbette fayda verir. Ama anlamını bilirsen, içeriğini bilirsen, düşünürsen, tefekkür edersen daha fazla fayda verir. Ve biz bilmeliyiz ki elimizde bulunan bütün nimetler, bütün ihsanlar, güzellikler onun bize verdikleridir. Kimse şu benim demesin ya. Burası benim demesin. Bu mal benim, bu mülk benim demesin ya. Her şeyin Allah olduğunun bilincine varsın insan. İnan o zaman nasıl sıkıntılar azalır biliyor musun, değil mi? Sıkıntıların çözümü, dertlerin çözümüdür El-Fettah ismi. Ya hiçbir şey benim değil ki. Can da benim değil ya. Neyin derdine düşünüyorum? Hasta olmuşum. Niye derdine düşünüyorum? Ben tedavi olmayayım anlamında söylemiyorum. Rızık endişesi olmuş. Niye derdine düşeyim ya? Allah bunun yanında iki kolaylık zaten verecek. Evet. Bir başka şey. Evet, fetih istiyoruz. Belki gönülleri fethetmek istiyoruz. Hiçbir şey bedelsiz verilmez kardeşim. Bedel ödeyeceksin. Eğer insanların gönlüne girmek, gönlünü fethetmek istiyorsan, bak bu kadar gencin gönlüne girip Allah'ın ismini, Allah'a imanı onların yüreklerine ekmek istiyorsan bedel ödeyeceksin kardeşim. Yan gelip yatarak bu iş olmaz kardeşim. Kürsüde konuşarak bu iş olmaz. Halin nedir, derdin nedir, sıkıntın nedir? Onunla oturacaksın, kalkacaksın, yiyeceksin, içeceksin, dolaşacaksın, ikram edeceksin, feragat edeceksin, fedakarlık edeceksin. Ha, o adam da insaf sahibi biri ise dönüp diyecek ki, ya bu adamların derdi ne ya? Bizi yediriyorlar, içiriyorlar, gezdiriyorlar, tozduruyorlar. Düşünecek, diyecek ki, ya bunların bir sebebi olmalı. Diyecek ki, ben de bunların yaptığı gibi yapmaya çalışayım. Senin derdin oysa, senin amacın, gayen oysa. Bedel mutlaka olacak. Bir başka şey, Rabbimiz bu ismiyle birlikte bizim kimliğimizi belirlemiştir. Bizim adımız Müslümandır kardeşim. Biz kafirlerle, münafıklarla, müşriklerle bir olamayız. Onlar gibi yaşayamayız biz. Onlar gibi yiyemeyiz, onlar gibi içemeyiz, onlar gibi konuşamayız. Onlar gibi davranamayız.
bütün televizyonlar, bütün interneti, bütün sosyal medyası, şuyu buyu bize küffara ait bir hayatı diretiyor. Sen El Fettah ismini anlamışsan ben sizden beriyim, ben sizden uzağım, ben sizin gibi değilim deyip aramıza bir set çekmemiz gerekiyor. Biz onlar gibi yapamayız kardeşim. Biz onlar gibi olamayız. Bir başka şey, kıyamet gününün adı Yevmül Fetih. Fetih günüdür. O gün nasıl olsa ayrılacak. Küffar da ayrılacak, kafirler de ayrılacak, Müslümanlar da ayrılacak. Son ayrılış artık o. Biz diyoruz ki bakın gelin burada ayrılalım onlardan. Burada vazgeçelim onlardan. Burada vazgeçmezsek orada onlarla Allah muhafaza birlikte olacak. Sonuç olarak şunları söyleyeyim. İmanın olduğu her yerde, her şey mümkün iken, imkanın olduğu yerde eğer iman yok ise hiçbir şey mümkün değildir. Bu sözü tekrar etmek istiyorum ve sizin düşünmenizi istiyorum. İmanın olduğu yerde her şey mümkünken, iman varsa her şey mümkün. İmkanın olduğu yerde eğer iman yoksa hiçbir şey mümkün değildir. Bize lazım olan tek şey imandır. İmkan değildir. Bak bu kardeşlerimiz şahit. Biraz özele giriyor ama biz Yağ Camii'nin oradayken dernek şu kadardı odamız. Şöyle bak genelde biliyorlar. Bir odamız vardı sohbet yaptığımız. Küçücük bir mutfağımız vardı. Küçücük bir odada yanında müdüriyet olarak kullanıyorduk. Bu kadardı. Arkadaşlara ben dedim ya daha geniş bir yere çıkalım. Daha geniş bir yerde ders yapalım. İşte daha güzel bir ortam ayarlayalım. Buraya da bakmıştık. Dediler ki hocam kirası ne kadar? 10 bin lira. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam Mustafa'ydı. Dedi ki hocam kasada ne var dedi. Kasada ne kadar var dedi. Kasada sadece iman var dedim. Başka hiçbir şey yok. Ve 0 liramız vardı. Bir tek kuruşumuz yoktu biz bunu konuşurken. Elhamdülillah. Şu andaki görüntü, şu andaki atmosfer bunu gösteriyor zaten. İmkanı olanlar var. Milyarlarca parası olanlar var. İmkan değil mi? İmkan. Ama bu tarafta beziyor adam. Trilyonluk adam ya. Ama Allah için bir adım atamıyor ya. Nasıl bir fırsat? Sözün başına getirin değil mi? Allah bir fırsat vermiş kardeşim sana. Allah sana böyle bir ortamı nasip etmiş. Böyle bir kapı açmış sana. Acele et. O kapı her an kapanabilir. Şu andan, bugünden tezi yok. Hiç imkan meselesi değil. Vallahi ben şuna iman etmişim ki, siz Allah için bir şey yapmaya niyet edin, samimi olun, Allah sizin yardımcınız. Hayallerimiz var değil mi? Şöyle yapmak istiyoruz, böyle yapmak istiyoruz, Allah'ın dininde bunları yapmak istiyoruz. Eğer biz samimi olursak var ya, ben buna adım Sinan ne kadar eminim, o kadar eminim. Zerre bundan şüphem yok. Daha başka bir şey söyleyeyim mi size? Gün gelecek binlere hitap edeceksiniz. Binlere konuşacaksınız. Allah'ın dinini cadde cadde, sokak sokak inşallah anlatacaksınız. İnşallah insanları oralara sevk edeceksiniz. Bundan zerre şüpheniz olmasın. Neyden şüpheniz olsun biliyor musunuz? Acaba o günlerde ben olacak mıyım? O hizmetin içerisinde ben olacak mıyım? Ben o işleri yapacak mıyım? Yapmayacak mıyım? Evet, oradaki Yağ Camii'nin orada olan, şu anda burada olmayan kardeşlerimiz var. Allah onların da kalplerini, yüreklerini açsın inşallah. Olabilir. Yol uzun. Bir başka şey dostlar. Her Resul'ün hayatında, bütün peygamberlerin hayatında tükenip bittim Rabbim dediği noktada bir nokta var değil mi?
her peygamberin hayatında bittim dediği bir yer var. Mesela Nuh Aleyhisselam açıyor ellerini Rabbimize. Kamer suresi 10. ayet-i kerime diyor ki, Rabbim ben mağlup oldum. Bana yardım et. Bu Nuh Aleyhisselam'ın bittiği noktadır. Musa Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi senden gelecek her hayra muhtacım. Musa Aleyhisselam'ın bittiği noktadır burası. Yusuf Aleyhisselam kuyunun dibine düştüğünde bittim dediği nokta orasıdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Taif'e gidip döndüğünde, ya Rabbi beni kimlerin eline bırakıyorsun dediği an bittim dediği noktadır. Kul ne zaman biterse Allah o zaman yeter. Bitmek lazım. Tükenmek lazım. Bütün elimizdeki imkanları, şartları tüketeceğiz. Sonra ellerimizi Rabbimize açacağız. Allah da yetecek. Bu ne dertse, ne sıkıntıysa, herkesin neyi varsa. Nuh Aleyhisselam'ın tuğyan etmiş kavmini helak eden şey, tufan ile helak eden şey, ya da Rablik taslayan Firavun'u Kızıldeniz'in dibine gömen şey, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyunun dibinden çıkarıp Mısır'a sultan eden şey, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sürülüp çıkardığı Mekke'den Fatih olarak Mekke'ye sokan şey, imkanlar değil, imandır. Eğer imkanlar bazında değerlendirirsen bunların hiçbirisi mümkün değil. 20 bin kişi 200 bin kişiyi yenebilir mi? 313 kişi 1000 kişiyi yenebilir mi? 700 kişi 3000 kişiyi yenebilir mi? 100 binleri 10 binleri yenebilir mi? Hayır. İmkan dahilinde bakarsan olaya bunun olması mümkün değil. Ama biz iman dahilinde bakmamız gerekiyor. İman var mı yok mu kardeşim? Oraya bakacağız. Onun için Resullerin ayak izlerini takip ettiğini iddia eden Müslüman. Büyüklerin ayak izinde yazıyor şurada değil mi? Onların ayak izlerini takip ettiğini söyleyen, böyle bir iddiası olan Müslüman kardeşim. Sakın ha imkanım yok deme. Zira iman en büyük nimettir. İmkanım yok sözü lügattan çıksın. İman varsa imkan da vardır. Rabbim imanlarımızı kavi eylesin. İmanlarımızı güçlendirsin. Rabbim ne sıkıntısı, derdi, müşkülatı olan kardeşimiz varsa El Fettah ismiyle onlara tecelli etsin. Onların sıkıntılarını gidersin. Rabbim kendisine gitmemizi engelleyen ne kadar engel, ne kadar kötü iş, bizi hidayetten ulaştıran ne kadar kötü şey varsa onları aramızdan kaldırsın. Rabbim borcu olan, derdi olan, hastası olan kardeşlerimize El Fettah ismiyle yardım eylesin. Rabbim hepinizden ebeden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.